Bana bak, mecbur kalmadıkça konuşma, tamam mı? İlla konuşman gerekirse erkekse ol böyle. Lafı da fazla uzatma. İster istemez kibarlaşıyorsun yani. Tamam be, anladık. Ha? Ne? Hadi girelim. Tamam. Aa, dur. Parayı unuttum kızım. Ne parası? Okul parası. Bir yıllık peşin. Vay. Sağ ol lan Ercüment. Duygusal bir bağ kurma istersen. Nasıl olsa birazdan geri vereceğiz. Ne oldu? Anne, bir sesin. Bilmem farkında mısınız? Ha babam sınıfı yüzünden artık kimse çocuğunu bu okulda okutmak istemiyor. 3 yılda gelirlerim %50 azaldı ya. Ama burası bir eğitim kurumu. Buraya ticarethane gibi bakamazsınız Bedri. Ben bakarım kardeşim. Hem eğitim sorunuysa eğitemeyen de sizsiniz Fatoş Hanım. Ama paraları giden kim? Bendeniz Bedri. Satarım, misliyle para kazanırım daha iyi. Bu laflar size hiç yakışmıyor Bedri Bey. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Ama unutmayın ki bu okul da benim. Unutmam efendim. Koca götlü Fatoş. Ana! Ercüment. Evet hocam, benim. Ne yapıyorsun çocuğum? Bu kim? Kim? Bu kim evladım, duvardaki? Aa, İsmail, ne haber? İsmail okulumuza yeni geldi hocam. Bak İsmail, bak bu Fatoş Hoca. Kendisi okulumuzun müdürüdür. Çok utangaç hocam. Yani ilk görüşte merhaba telepati hocam yapamıyor yani. Merhaba çocuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Ah be oğlum be, çok kötü öksürüyorsun sen. Hasta mısın yoksa? Ya, biraz üşütmüşüm hocam. Öyle buz gibi duvarlara yapışırsan üşütürsün kadar. Hay Allah'ım. Şu okula normal bir insan evladının yolu düşmeyecek mi hiç ya Rabbi arasın Allah? Müsait misin babacığım? Nerede var? Serseri manyak. Ne istiyorsun? Ben şey için gelmiştim de baba, gel. Sana müşteri getirdim baba. Ne müşterisi lan? Halıcı mı burası? Arkadaş bizim okulda okumak istiyor da belki ilgilenirsin diye şey ettim babacığım. Niye? Kendi okuluna ne olmuş? Yanmış. Yanmış mı? Bana bak. Sakın okulu sen yakmadın inşallah. Yok daha neler. Elektrik kontağından yangın çıkmış babacığım. Değil mi İsmail? Aynen öyle bey baba. Ulan Ercüment, bir kere de yanında doğru düzgün birini göreyim be. Gidiyorsun, nerede aklı dengesi bozuk çocuk var, illa onu buluyorsun. Sen bakma böyle psikopat gibi göründüğüne. İsmail aslında çok efendi çocuktur. Babası çok zengin olduğu için ithal mürebbiyeler tarafından özenle yetiştirilmiş. Yemin et. Kur'an çarpsın ki bak. Sana demedim, salak. Sen zaten çarpıksın. Sen yemin et. Baban hakikaten zengin mi? Vallahi billahi zengin. Çok zengin. Ver bakayım şunun dosyasını. Al babacığım. Aferin. Not ortalaman da fena değilmiş İsmail. Oo. Parayı getirdin mi peki? Tabii. Bir yıllık peşin. Buyurun. Seni sevmeye başladım İsmail. İlk bakıştan enteresan bir tip gibi görünüyorsun ama insan kısa zamanda alışıyor. 66. Çüş! Oha! Ne oluyor ya? Eyvah! Biri camlarımı kırıyor. Ne oluyor lan Ercüment? Bugün matematik sınavı vardı da. Lan! Şalter Ercüment bu! Ayıp be! Adamın tedavisi daha yeni bitmişti. Lan başla!